Evet arkadaşlar, bugün kivili tart kek yapacağız. Üzeri kivi jöleli olacak. Burada benim malzemelerim var. Kek hamurumuz için bir çay bardağı süt, bir çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı un, kabartma tozumuz, vanilyamız, 2 adet de yumurtamız var. İlk olarak kek hamurunu hazırlıyoruz. Derin bir kabımızı alalım. Şöyle kenara çekelim. Sıvı yağı, ilk önce sıvı malzemeleri şöyle dökelim içine. Sütü döktük. Şekeri dökelim. Çok kolay, çok çabuk hazırlanan bir tart kek yapacağız. 2 adet de yumurtamız var. Yumurtaları da kırıyoruz. Evet. Şimdi çırpıcımız ile iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Bunu şuraya çekelim. Evet. İlk önce şöyle tozlamasını çırpalım ki. Evet, iyice çırptık. Şimdi üzerine unumuzu ilave ediyoruz. Bir su bardağı unumuz vardı. Bir paket vanilyamız var. Vanilyamızı ilave ediyorum. Kabartma tozumuz var. Bir paket. Evet, kabartma tozumuzu da ilave ettik. Çırpmaya tekrar devam ediyoruz. Bir kaşarı şöyle karıştıralım ki tozlamasın. Onlar. Evet. Evet, çırpma işlemimiz sona erdi. Şöyle kenara alalım. Şimdi ne yapıyoruz? Hazırlamış olduğumuz kek hamurunu tart kalıbımızın içine döküyoruz. Şöyle iyice dökelim. Evet. Döktük. Evet, bu şekilde hazır. Şimdi pişmek üzere 180 derece fırına veriyorum. Kızardığı zaman fırından alacağız zaten. Evet, sıra geldi üzerine koyacağımız kivi jölesine. Burada benim robotta parçaladığım kivilerin suyu var. Bakın. Bunları parçaladım ve suyunu tülbent ile süzdüm. Hazır kullanmıyoruz jölemizi. Kendimiz yapıyoruz. Bir su bardağı da su var. Pişireceğiz şimdi ocakta. Şöyle tepeleme bir yemek kaşığı nişasta koyuyorum. Yeterli olacaktır. Şöyle. Bir kaşık da şeker koyuyorum. İsterseniz hiç koymayabilirsiniz. Ekşi seviyorsanız. Hemen bir kaşık yeterli olacak. Şimdi ocakta kaynatacağız ve jölemiz hazır olmuş olacak. Şöyle. Jöleyi yapmak bu kadar kolay. Şimdi pişmek üzere ocağa koyuyorum. Evet, ocağa jölemizi koyduk. Gördüğünüz gibi koyu bir kıvama gelmeye başladı. Kaynadı ve ocağı kapatıyoruz. Evet, kekimiz fırında çıkardık. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi tabağımızı alalım. Evet, bir paket krem şantiye bir su bardağı süt ile çırptık ve tart kekimizin üzerine döküyoruz. Bir paket yeterli olacaktır. Tabana krem şanti sürüyoruz.
Şöyle içini krem şanti ile dolduruyoruz. Böylece düzleyelim. Jölemizi dolaba koyduk ki iyice soğusun. Çünkü eritir krem şantiyi. Daha sonra jöleyi üzerine dökeceğiz. Evet, tart kek hamurumuzun jölesi soğudu. Şimdi üzerine jölemizi döküyoruz. Jölemizi kendimiz hazırladık. Böyle her yerine gelecek şekilde yavaş yavaş yaydırıyoruz. Evet, kividen jöle yapmıştık. İyice soğutmuştuk. Soğuması lazım. Çünkü krem şantiyi eritir soğumazsa. Şöyle. Evet, üzerini süsleyeceğiz. Şöyle benim dilimlenmiş kivilerim var. Şöyle bu şekilde koyuyorum. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben kivi dilimledim ve aralarına süs koyuyorum. Ortaya koyalım. Daha kaldı biraz kivi aralarına. Evet, kivili tart kekimiz hazır. Kivi jölesiyle, içinde kremasıyla muhteşem oldu. Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada videolarımızı paylaşın. Tart kekimizi sizler için kesiyorum, servisini yapıyorum. Bu şekilde. Biraz bunun dinlenmesi lazım. Hemen kestiğimiz için salacak. Evet, bir tanesini çıkarıyoruz. Dediğim gibi daha henüz donmadı. Donduğu zaman daha da lezzetlenecektir. Şu anda donması lazım. Muhteşem görünüyor. Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.